Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros baş şefi ben Umut Reçber. Bugün size zeytinyağlı, ayvalı, portakallı kereviz tarifi hazırlayacağım. Çok güzel bir kış zeytinyağlı tarifinin malzemelerini size hemen sıralayayım. Kerevizimiz, portakalımız, ayvamız, sarımsağımız, tuzumuz, soğanımız, zeytinyağımız, dereotumuz, limon suyumuz, şekerimiz. Hazırsanız tarife başlayalım. İlk olarak şöyle tenceremizin altını açıyoruz. İlk önce zeytinyağımızı şöyle gezdiriyoruz. Zeytinyağımızı ilave ettik. Sırasıyla hemen soğanımızı, kapağımı şöyle kenara alıyorum. Soğanımı şöyle ince çizikler atıp zeytinyağlı olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Soğanımın yarısını kullanacağım burada, bu tarifte. Soğanlarımı tencereye şöyle alıyorum. Zeytinyağım da hafif ısınıyor. Sesleri duyuyorsunuz. Hemen tabanına bir adet sarımsağımızı. Sarımsaklarımızı şöyle soğanlarla aynı boyutta, hatta bir tık fazla boyutta doğradık. Çok az tuzumuzdan tabana ilave ediyoruz. Ocağımızın altını en kısık dereceye getirdik. Sırasıyla bütün malzemelerimizi yapıyoruz. İlk olarak ayvadan başlıyoruz. Ayvamızı şöyle baş kısımlarını alıyoruz. Şöyle hemen bir soyacak yardımıyla hızlı bir şekilde soymamız lazım. Çünkü biliyorsunuz ayvamız hemen kararır. Kararmaması için yanımızda mutlaka bir limon suyu tutmamız lazım ama ben hemen doğrayıp içine atacağım için kararmasının önüne hızlı bir şekilde geçmiş olacağım. Ayvamızı soyduktan sonra hemen şöyle 1 2 3 tam orta kısmını şöyle alıp ondan sonra biraz iri kıyım doğruyoruz. Aslında kuşbaşı dediğimiz doğrama. Doğradığımız ayvamızı hemen tenceremizin içine atıyoruz. Siyah noktaları almıyoruz. Çünkü ayvamızın çekirdeği biliyorsunuz yemeğimize kırmızı renk verebilir. Bunu da çekirdekleri nerede kullanıyoruz? Ayva tatlısı yaparken. Ayvamızı doğradık. Hemen kerevizimizi doğramaya başlıyoruz. Kerevizimizin şöyle kök kısmını hemen alıyoruz. Tabanını da şöyle kerevizimizi şöyle bıçak yardımıyla soyuyoruz. Bunu soyacakla yapmanız mümkün değil. Daha küçük bıçaklar da kullanabilirsiniz. Şef bıçağıyla ben daha rahat yaptığım için bunu kullanıyorum. Dediğim gibi bu sebzelerde çok hızlı hareket etmeniz lazım. Kestiğiniz kerevizleri hızlı bir şekilde hemen küp küp doğrayacaksınız. Hemen yemeğimin içine ilave ediyorum. Bütün sebzeleri doğradıktan sonra ocağımızın altını kısmıştık hatırlarsanız. İyice açıyoruz ki çünkü kereviz ve ayva sert olduğu için hızlı pişmesini sağlayacağız. Şimdi portakal suyunu ilave ediyoruz ama yarısında yemek pişmeye yakın ilave edeceğiz. Hemen alıyoruz şu sıkacağımızı. İnanılmaz bir koku fermentesi oldu. Şekerlerimizi de şöyle ilave ediyoruz. Limon suyumuzun da yarısını şöyle ilave ediyoruz. Bir tutam tuz. Şekerimizi de ilave ettik, tuzumuzu da ilave ettik. Portakal suyumuzu, limon suyumuzu koyduk. Şöyle bir tur karıştırıp 15 dakika pişmesini bekleyeceğiz. O sırada ikinci hazırlığımızı yapacağız. Evet, zeytinyağlı, ayvalı, portakallı kerevizimiz hazır. Hatta ayvalarımız da çok güzel pişti. Son aşama olarak içine
kerevizin yapraklarından dereotu şöyle bütün bütün atıp limon suyunun geri kalan kısmını ilave edip kalan portakaldan da şöyle kesip portakalın da suyunu ilave ettikten sonra ocağın altını kapatıp 5 dakika sonra servise hazır. Kapağımızı kapatıyoruz. 5 dakika sonra zeytinyağımız hazır. Zeytinyağlı, ayvalı, portakallı kerevizimiz hazır. Ben üzerini sadece dereotuyla süsledim ve pişirdiğim kereviz sapını üzerine koydum. Servis esnasında onu oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Tüketmek isteyen olursa tüketebilir, problem yok. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Müzik